Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Zarife Hanım karnı yarık yapacak. Patlıcanları birer taraflardan böyle azmış, soydu. Bakalım onu çekmeye çalışacağız. Şimdi Eyvallah yağda kardeşim, anneciğim. Bismillahirrahmanirrahim. Zarife Hanım, istersen sen anlat. Ben derin tencereye yağı fazla dışarı sıçramasın diye koydum. Çatır çatır her yeri batırmasın diye. Yani yağda kızaracak patlıcanlar şimdi biraz. Onu da sen anlat bize. Kızaracak biraz. Ondan sonra bunu alacağım. Öbür tencereyi alacağım. Şöyle bir kızarsın. Yağlar Ondan dışarı çok sonra içi sıçramasın. hazırlanacak diye kıymayla. Evet. Sonra. Hani yarım kıymayla soğanla içi hazırlanacak. Öyle. Gelişmeleri göreceğiz bakalım. Zarife Hanım'ın ellerine sağlık diyelim bu arada da. Selamünaleyküm. Bir pazar günden herkese günaydın arkadaşlar. Bugün biraz erkenciyiz biz. Ahmet bizi yatırtmadı, erken kaldırdı. İyi oluyor bu yönden de erken kalkmak. Arkadaşlar yağda şu anda patlıcanlar kızarıyor. Valla biraz sıçrıyor da ağzından kapatıyor şu anda yağ. İster istemez sıçrıyor. Biraz göstermeye çalışıyorum da. Yağda o duvarlak böyle kameraya. Arkadaşlar yağda kızaranı tavaya çıkarıyoruz. Tabi burada işler dolacak. Arkadaşlar kızartma işi tamam. Şimdi içi hazırlanacak. Bundan sonra içini doldurulacak. Zarife Hanım şimdi içini hazırlıyor, soğanını doğruyor. Evet Zarife Hanım. İçini hazırlamaya başladım. Buradan, Herkesin değişik bir yapış tarzı var benim buradan yağda. arkadaşlara ne demek istersen. Onların hepsini öpüyorum. Hepsi Allah'a emanet olsun. Hayırlı pazarlar olsun. Makinede çıkarır gibi doğruyor. Buradan ta Almanya'ya, Songül'e selamlar. Songül'de sondur. Son, Evet. sonlara selamlar. Ayşe, Tayyip, Hepsine Seri. selamlar ablacığım. Seviyorum, hepinizi seviyorum. Ben sizin canlılarınıza falan hepinize bakıyorum, çatı doluyorum çok zaman. Arkadaşlar kıymasını da içine koydu. Biraz az geldiği için biraz daha ilave edeceğiz. Dolaptan çıkarıyoruz. Doğmuş kıyma tabi bunlar. Tamam. Şimdi ocağa kondu. Arkadaşlar soğanla kıyma da kavruluyor. Bundan sonra domates hazırlanıyor. Domatesle sarımsak konulacak. Sarımsak olmazsa olmazlardan bizde. Böyle. Sarımsağı kavurduğun zaman özelliği azalıyormuş. Ben o yüzden kavurmuyorum fazla. Ben yeşil biber koymayacağım çünkü bizim çocuklar yeşil biberi sevmiyor. Özellikle kızım. Domatesini de döktük. Tuzunu da atıyoruz. Yani işin ustası tamamen Zarife Hanım. Ben hazıra konacağım arkadaşlar bu sefer.
Evet. Karabiber. Zerdeçal. Kimyon. Kırmızı biber. Pul biber. Evet. Bunlar da içine atılacak sırasıyla. Açık kızarsın. Açık bir şey kalmasın. Açık. Domates açık kalmasın. Ben açıyorum arkadaşlar şimdi. Şimdi doldurmak için. Allah izin verirse. Karnı yarığı da severim ama. Çok severim. Evet. Ama senin kalan dar mı gelecek? Bana mı öyle geldi? Olduğu kadar. Olduğu kadar. Birini daha sığdırayım. Bir şekil sığdırayım. Sığar. Öbürlerini de sıkıştırsam o da olur. Beş tane zaten. Arkadaş bizimkiler en çok dışından çok içini sever. Ben sıkıştırayım. Şöyle. Şunu sıkıştırayım mı? Sıkıştır araya. Şöyle uzat da buraya. Şöyle sınır da böyle başlayayım. Şöyle. Dur. Maraya uzatıyor onu madem. Dur. Ya da yarım yap. Bunu da şöyle. Aslında fazla da. Şöyle koyacağım. Tek tek çıkarmaktan işte şöyle koyacağım. Kepçeyle çıkarttığımız anda maksat içinin çok çıkmaz. İşlerini doldurma zamanı geldi arkadaşlar. Biz öyle kapatıp da hani içi çok olsun istiyorlar bizimkiler. Ben böyle çok da koyuyorum, kapatmadan pişiriyorum. Nefis nefis maşallah. Eknur, Ahmet eti bulduğu zaman nasıl olursa olsun et etli olsun. Et sevmeyen mi var ya? Et gelmem ya. İnşallah buraya gelirsin de bize aşçılığı öğretirsin. Ay için çok mu yapmışsın? Olsun olsun. Doldur bir şey. İçini seviyorsunuz ya. Doldur hepsini. Dur hepsini koymam pek çok. Dursun biraz. Yine belki yapabilirim bir bölüm olur. İki üç bir şeyle kumpirle falan. Başkasın. O bir dursun. Tamam. Yeter inşallah. İnşallah yeter. Evet arkadaşlar, şu anda da alt ısık bir ateşte artık pişmeye bırakılıyor. Alt yanıyor. Hızlı yanarsa altı taban tutuyormuş hemen. Bundan dolayı ısık bir ateşte pişecek, pişmeye bırakılacak artık. Evet arkadaşlar. Burada bu çekim de sona erecek. Artık bundan sonra yeme aşamasını da göstermek istemiyorum. Bundan sonraki bu aşamada Allah'a emanet olun. Başka bir videoların başka bir içerikte buluşmak üzere. Allah yardımcımız olsun. Videolarımızı reklamlarla beraber izleyin arkadaşlar. Çünkü desteğe videolarımız izlenmeye ihtiyacımız var. Abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi, yorumlarınızı unutmayın.
Saygı dilerim. Zarif Hanım ne demek ister? Hoşça kalın. Hadi Allah'ıma emanet olun inşallah. Ama bay 10 dakikalık videomuz yeterlidir.